gerçekten çok iyi bir sesim olduğunu inanıyorum Sadray Bey. Eskiden lisedeyken filan bütün boş derslerde söylerdim. Arkadaşlar hep benden parça isterlerdi. Ha böyle oluyor zaten. Nasıl? Bizim temel eğitim zayıf olmazsa kimsenin şarkıcı olacağı yok. Bu boş dersler gençlere bir imkan oluyor. He. Yani diyeceğim kaset yapmak için çok iyi bir altyapım var. Tamam ders filan almadım ama doğuştan yetenekliyim. Yani bir şarkıyı şöyle bir duymayı görüvereyim. Hemen ezberliyorum. Bir şey soracağım şey. İsim neydi? Remziye. Değiştireceğiz tabii. Ben Işıksal diye düşündüm. Ama siz daha iyi bilirsiniz. Sana bir şey soracağım Işıksal. Buyurun sorun efendim. Senin bu alt dudağın üst dudağına nazaran daha mı kalın bana mı öyle geldi? Nasıl efendim? Alt dudağın mı? Baba dinle. Geçen senin gibi bir arkadaşına burada sevişiyoruz. Dedi ki Saldıray dedi, bu dudak dedi bir şarkıcı için çok mu önemlidir dedi. Ben ses etmedim. Neyse sevişmemiz bitti, geyindik. Ne yani? Soyunmuş muydunuz? Canım, yerine göre elbiseyle de sevişin, ben ona karşı değilim. Yalnız soyunursan daha iyi olur, yoksa illa ki şart değil yani. Ne olursa iyi olur diyor. Yani ne cevap verdiniz sonuçta? Neye? Bu dudakla ilgili soruya. Dur bir dakika dur. Bir daha bir soru de bakayım. Soru? Sana bir şey diyeyim mi? Çok iyisin. Alt dudağından belli nefis bir sesin var. Bana dur kokuyorsun değil mi? Yok efendim. Daha ziyade pop. Hah tamam işte. Pop da çok iyi gider senin vücuduna. Yalnız biraz gambur duruyor. Gambur mu? Tabii. Besbelli yatağın yanlış. Ya benim içeride ikiz yatağım var. Bir tecrübe et, farkı anında anlayacaksın. Öyle rahat ki nasıl seviştiğini anlamıyorum. Allah Allah. Tabii sen şimdi diyorsun ki aman ne olacak? O da yatak, bu da yatak. Şuracıkla sevişiverelim, ne olacak? Öyle düşünüyorsun değil mi? Ben istemiyor olacak. Sizi daha sonra ararım. Hoşçakalın. Manyak mı da nedir be? Bir daha da bana böyle tekliflerine gelme, ahlaksız. Kim bu Sadray abi? Terbiyesizin teki. Neymiş bana bir kaset yapacaksın ama bir şartım var. Nedir? Demoyu dinlerken sevişeceğiz. Allah Allah. Ha, ben kabul etmeyince de sinirlendi. Keşke külahımı da getirseydim. Ona da anlatırdı bu hikayeyi. Kaldıray efendi. Hoş geldin Mükremin kardeş. Seni alakadar etmez. Hayırdır Züleyha? Ya, bilmiyorum Saldıray abi ya. Sıkıntım var biraz. Ben senin sıkıntını bir dakikada çözerdim ama kalamayız biraz. Bir dakikada ha? Canım lafın gelişi. Yoksa bir dakikada çok kısa attı zaten ben. Kötü bir şey söylüyor lan bu. Ya bir dakika dur. Ya bak Saldıray abi. Şimdi bizim bu dönme olayımız istediğimiz kadar tantana çıkarmadı biliyorsun. Bak Doğuş'a adam sokak çocuğuyum dedi bir gürültü. Sokak çocuğu olmadığı anlaşıldı daha büyük gürültü. Ben diyorum ki şimdi şöyle bir olay patlatsak nasıl olur? Dönme şarkıcının aslında dönme olmadığı anlaşıldı az sonra. Nasıl abi? Aslında enteresan. Yani yeni bir gündem şabalım diyor. Ha öyle diyor. Ulan ne gıcık adam arkadaş. Nasıl fikir abi? Şahane. İkinci klibi öyle yapalım. Birincinin tersi. Nasıl birincide herifiye kadın oldum, ikincide de kadınlığa herif oldum. Oldu bu iş abi. Buldum. Hiç klip çekmeye lüzum yok. Birinci klibi tersten oynatırız, prodüksiyondan da ayırtarız. Nasıl fikir? Ne bakışıyoruz ya? Döveyim şunu olsun bilsin. Lan gel lan buraya. Yapma sen kardeş. Lan yapma ya. Yapma ya.